Galatasaray'a 135 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlantı. Galatasaray bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Real Madrid'in futbolcusu Lucas Vazquez'in peşine düştü. Sarı Kırmızılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Sarı Kırmızılar artık Drogba ve Hagi gibi bir dünya yıldızı olmayan yeni transferlerin 30 yaşından büyük olmamasına çok dikkat edecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Cimbom bu doğrultuda 29 yaşındaki Lucas Vazquez ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan İspanyol sağ kanat, kariyerinde La Liga ekiplerinden Espanyol ve Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Vazquez bu sezon Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 2 gol atıp 6 da asist yaptı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Lucas Vazquez ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatta Sarı Kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gösterdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Real Madrid'den yılda net 1 milyon 750 bin euro kazanan İspanyol futbolcu için Galatasaray 3 yıllık bir sözleşme ile birlikte 2 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 364 maça çıkan Lucas Vazquez bu maçlarda 45 gol atıp 72 de asist yaparak takımlarına tam 117 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Real Madrid formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu en fazla golü de yine Real Madrid formasıyla kaydetti. Lucas Vazquez İspanya milli takımında ise 9 maça çıkarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 29 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise sağ kanat. Bonservisine tüm zamanlarda 1,5 milyon euro ödenen Vazquez son olarak 2015 Temmuz ayında Espanyol'dan Real Madrid'e 1 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İngiliz basını resmen duyurdu. Galatasaray yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını da son hızıyla sürdürüyor. İngiliz basını Sarı Kırmızılı takımın hedefindeki ismi son dakika olarak servis etti. Cimbom, Yeddi'nin eski takım arkadaşını gündemine aldı. İşte detaylar. Sezon sonu Galatasaray'da ufak çaplı değişime gitmek istediğini her fırsatta dile getiren teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılması planlanan isimlerin yerlerini doldurmak için kurmaylarıyla birlikte çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılı takımda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunus Belhanda'nın sözleşmesi, Sivas maçının ardından stat zemini hakkında yönetimi eleştirdiği gerekçesiyle tek taraflı feshedilmişti. Belhanda gibi Sarı Kırmızılı takımda sezon sonunda kiralık olan Onyekuru, Marcelo Saracchi, Gelson Fernandes, Etebo ve Halil Dervişoğlu'nun sözleşmeleri sona eriyor. Ayrıca Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncuları Emre Akbaba, Ömer Bayram, Martin Linnes, Dong, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Fernando Muslera'nın sözleşmeleri de sona eriyor. Galatasaray yönetiminin Muslera ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilemek istediği öğrenilirken, Ömer Bayram, Linnes, Emre Taşdemir ve Dong ile ilgili son kararın ilerleyen günlerde verileceği ifade edildi. Şener Özbayraklı ise sezon sonunda kulüpten ayrılacak. Daily Mirror'ın son dakika olarak servis ettiği haberin detayında Galatasaray'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği ve resmi teklifini ilettiği iddia edildi. Bu habere göre Galatasaray, Newcastle United forması giyen Dwight Gayle'a imza attırmak istiyor. 31 yaşındaki İngiliz golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Haberde Gayle ile Galatasaray'ın dışında Katar ve Suudi Arabistan'dan da bazı takımların oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Transferin gerçekleşmesi ihtimali olarak oyuncunun Galatasaray'a daha yakın olduğu vurgulanırken eski takım arkadaşı Yeddin ile yeniden aynı takımda forma giyeceği detayı aktarıldı. Newcastle United formasıyla toplamda 122 maça çıkan İngiliz forvet bu maçlarda 37 gol kaydetti. Gayle kiralık olarak forma giydiği West Bromwich Albion'da 41 maçta 24 gol atmıştı. 2013-2016 yılları arasında Crystal Palace'da oynayan golcü oyuncu 74 maçta 25 gol attı. Kaynak Milliyet. Ve Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Henüz Milan ile sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken birçok kulüple de ismi anılmaya devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu ile İngiltere'den de iki takımın ilgisinin olduğu ancak milli futbolcunun önceliği Milan'a verdiği kaydedilirken Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicola Shira, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı habere göre Milan, 27 yaşındaki oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yakın. Görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Shira, farklı kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiğini ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Milan olduğunu kaydetti. Bu sezon Milan'la toplam 30 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının en etkili futbolcuları arasında gösteriliyor. Galatasaraylı olduğu bilinen yıldız futbolcunun yeni sözleşme imzalayana kadar Galatasaray'a gelme ihtimalinin de yüksek olduğu savunuluyor. Kaynak Fotomaç. Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu. Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi büyük yankı uyandırdı. Kararın idari olduğu ortaya çıkarken Fatih Terim'in konuyla ilgili düşüncesi de belli oldu. Öte yandan Fatih Terim'e idman fotoğraflarında yer verilmemesi de dikkat çekti. Galatasaray'da Belhanda krizi Florya'yı iyice sardı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü. Sarı kırmızılı futbolcular Belhanda'ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonunun bozulması lig maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresiyle değerlendirdiği ve "Sonuçta idari bir karar, boynum kıldan ince" yorumunda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve "2 ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandığı bildirildi. Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim'in "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almıştım. Herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin 2 ayı kaldı. Yönetimin de benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" görüşünü yansıttığı kaydedildi. Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili karardan teknik direktör Fatih Terim'in bir gün önceden haberdar olduğu ancak onay vermediği dün Milliyet'te yer almıştı. Konuyla ilgili yöneticiler, "Karar idari, hocanın onayı gerekmez. Sonuçta başkan tarafından böyle bir karar alındı" ifadelerini kullandılar. Kulübün bu adımı sonrası yeni sözleşme bekleyen Belhanda'nın demoralize olduğu ve bu hırsla yönetimi hedef alan ifadeler kullandığı öğrenildi. Sözleşmenin feshedilmesinin yanı sıra 335 bin euro para cezası verilen faslı oyuncu konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldı. Belhanda'nın Başakşehir veya Suudi Arabistan'dan bir takıma transfer olacağı iddia ediliyor. Sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fenomen bir futbolcunun sorun haline getirilmesi öncelikle bir yönetim yanlışıdır. Belhanda'nın eleştirileri ağır olabilir. Geçmişte bu sorunlar tercüman yetersizliği ile telafi edilirdi. Elbette yanlış bir yol ama Galatasaray gibi uygar bir kulüpte Belhanda'ya bir özür dileme fırsatı verilebilirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in alacağı kararlarla da sorun aşılabilirdi şeklinde açıklamalar yapıldı. Kaynak Fanatik. Transferde Mustafa Muhammed sürprizi. Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı yıldız golcü Mustafa Muhammed için sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa devi Mısırlı golcü için devrede. Ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin elinden aldığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed lige müthiş bir başlangıç yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Skorer'de yer alan habere göre sarı kırmızılı formayla müthiş bir form tutturan ve gollerini birbiri ardına sıralayan Mısırlı santrforun ününün Avrupa'ya yavaş yavaş yayılmakta olduğuna yönelik önemli bir işaretle daha karşılaşıldı. İngiltere'den Crystal Palace'ın kendisini izlediğine yönelik haberlerin ardından şimdi de Yunanistan'ın dev ekibi Olympiakos'un Mustafa Muhammed'e kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı. Olympiakos Sportif Direktörü Christian Kerembou, bir Mısır televizyonunda yayınlanan programdaki konuşmasıyla Galatasaray'ın yıldız golcüsüyle ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti. Fransız futbol insanı El Nahar TV'deki yayında Olympiakos'un kadrosundaki bir diğer başarılı Mısırlı forvet Ahmet Hassan ile ilgili açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki ismin kendileri için öneminden bahsedip oyuncunun Mısır milli takımına davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mısır futbolunun eskiden olduğu gibi bu dönemde de çok iyi futbolcular çıkardığından bahseden Olympiakos Sportif Direktörü Kerembou ardından sözü Mustafa'ya getirdi ve Galatasaraylı futbolcu ile ilgili bir itirafta bulundu.
Yunan ekibinde futbolcu transferinden de sorumlu olan Christian Kerembo, son zamanlarda Mustafa Muhammed'i yakından takip ediyorum. Mısır'ın çok yetenekli isimlerinden bir tanesi, ifadelerini kullandı. Zamalek kulübüne 1,5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mustafa için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.